Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Tatlı Pınar Enerji, TATEN hissesinin güncel teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bu kanalın büyümesi ve gelişimi adına destekleriniz önemli arkadaşlar. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. Şimdi taten hissesinde arkadaşlar biliyorsunuz halka arz sonrası yani 2023 Ağustos ayında halka arz sonrası yaşadığı tavan serisiyle bir zirve gördü ve daha sonra maalesef derin bir düşüş yaşadı hisse şöyle bunları bir önce çizgilerle belirtelim. Sonra indikatörlerle de bir güncel durumuna bakalım dönüş trendi ne durumda ardından da destek ve hedef seviyelerimizi belirleyeceğiz hissede Taten'de. Evet. E, 85 lira zirvesini gördükten sonra şurada halka arz sonrası arkadaşlar 85 liradan maalesef 25 liralara kadar düşüş oldu halka arz fiyatı bölgelerine kadar neredeyse indi Sonra bir yükseliş dalgası daha ancak sınırlı kaldı bu trend. Şöyle bir yükseliş trendi başlatmıştı. Şu trend. Sonra bu da tekrar aşağı kırıldı. Tekrar aşağı geldi. Yine bu daha önce gördüğü dip destek bölgesine yakın yerden şimdi böyle yükselen ikili dip çalışması yapıyor. Birazdan detaylandıracağım. Önce bir e, Indikatör sistemimiz ne diyor bu hisse için al sinyali gelmiş mi stratejiye göre bakalım. Şimdi burada e, trend indikatörümüzün cuma günkü kapanışı itibariyle sistemin burada Kaufman'a göre al verdiğini, momentum indikatörümüzün de oldukça kapandığını görüyoruz. Burada bir yeşil bar da gelirse üstte tamamen sistem al vermiş olacak güzel bir toparlanma işareti. Görüyoruz özellikle Cuma günkü mum güzel olmuş Pazartesi günü buradan da bir yeşil mum gelince trend daha da oturacak arkadaşlar güzel sinyaller gelmiş hissed. Peki Ichimoku indikatörü bize ne diyor? Bir de ortalamalara bakarız arkadaşlar. Şöyle önce 5, 8 ve 13 günlük ortalamaları baktığımızda kırmızı, siyah, yeşil. 3 indikatörün yükseliş trendine güçlü bir şekilde girdiğini görüyoruz. Yani buradaki gibi ya da şuradaki gibi bir yükseliş trendi içine girmiş ortalamalar gayet güzel duruyor. Peki Ichimoku indikatörü bize ne fikir veriyor? Evet, bakın çok güzel bir e, görüntü. Ichimoku bulut açısından biliyorsunuz geleceğe dönüp de fikir veriyor. Koşulları e, gerçekleştirmiş mi? Bir inceleyelim. Bakın birincisi şurada bulut yeşile dönmüş uç kısmı Ondan sonra burada tam şu bölgede arkadaşlar mavi çizgi kahverengi çizgiyi kesmek üzere arkadaşlar. Yani tenkansen, sen kesişimi gelmek üzere. Üçüncüsü hala gerçekleşmemiş. O da şu. Buradaki bir yeşil çizgi görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Mumları bir gizleyeyim. Burada bakın bir yeşil çizgi var. Bunun bulut dışına çıkması gerekiyor. Ve bu mavinin kahverengi kesmesi gerekiyor. Ancak şunu görüyoruz. Güzel olan şu, bir hisse artık bulut dilencinin üstüne atmış. Yani bulutların üstünde artık hisse. İki, burada bulutumuz yeşile dönmüş. Üç, üç bu, bu ikisi pozitif. Diğer ikisi de pozitife eğilimde arkadaşlar. Mavi kavereği kesmeye çalışıyor. Yeşil span çizgisi de bulut içinden çıkmaya çalışıyor. Yani iki koşul gerçekleşmiş. E, yükseliş trendi için diğer iki koşul da gerçekleşmeye çok yakın. Ancak şu bir e, görüntü güçlü duruyor bu hissede. İçim oku bulutu gayet pozitif bu hisse için. Bir Bollinger bandına da bakalım. Üçlü ortalamayla birlikte kombine yapalım. Evet, yani demin dedik 5-8-13 kesişimi gelmiş ve bunlar... E, Bollinger bandının da üstünde bu koşullar gerçekleşmiş. Zaten bakın Bollinger bandı da açılmaya başlamış. Burada bir daralma yaşamış da. Hisse geldi, bulutun şey Bollinger orta bandının üstüne attı ve 5, 8, 13 ve Bollinger ortalaması gayet nizami şekilde dizilmiş. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra arkadaşlar şu anki yükseliş trendini korumasıyla hedef ve destek seviyelerini konuşacağız. Şu an hisse de şu göze çarpıyor zaten direkt. Şurada çok güzel bir yatay kanal var. Hisse şu an bu kanalın üstüne atmaya çalışıyor. Şu bölge hissenin çok da sevdiği bir yer değil açıkçası. Buradan yukarı atmak istiyor. Buraya atınca daha önü açılacak. Şöyle. Zaten şurada bir düşen vardı. Şu kırmızı düşen. Ne yaptıyseniz, bu kırmızı düşeni şu an kırmış. Gördüğünüz gibi, bakın, böyle resmi diyeyim. Bu ilk temas noktası, şu ikinci temas, şurada bir üçüncü ufak temas eder gibi olmuş. Sonra dördüncü de bunu kırmış yukarı. Kırdıktan sonra aşağı inmiş burada onay almış. Yani düşeni kırmış. Onaya inmiş. Şimdi yukarı gidiyor. Dolayısıyla hisse artık burada önündeki ilk yatay direnci zaten bakın cuma günü de bu mavi çizgiye böyle hafif dokunmuş. Biraz geri çekilmiş. O da normal. Çünkü cuma haftanın son günü hafta sonu cuma son saatlerde genelde hisseler geri çekiliyor. O da geri çekilmiş. Şimdi burada mesele 34 lira 16 kuruşluk yatay mavi çizgi yukarı kırmasında. Şimdi şuradaki daireleri kaldıralım. Hedefleri daha net konuşalım. Evet bu yatay mavi çizgiler bizim sıralı hedefler olacak arkadaşlar. Tabi ilk ilk direncimiz 34 lira 16 kuruş. Şimdi dip desteğimiz 26 36. Hisse şu an 33 lira 70 kuruş. Peki bizim destek seviyemiz ne olacak stop loss seviyemiz? Şimdi şuradan bir yükseliş trendi artık başlattı diyebiliriz. Hatta şöyle diyelim. Şimdi bu kırmızı düşen bu şekildeydi. Artık bu düşen kırıldığına göre yani bu kırmızı düşen artık yukarı kırmış onay almış yukarı döndüğüne göre artık bizim için Kırmızı düşen değil, kırmızı yükselen trend var. Yani bu şöyle bir trend var. Fakat bu trendin de takdir edersiniz ki açısı çok düşük. Yani şu an çok düşük bir açıyla gidiyor. Bu da çok normal çünkü daha e, yatay, buradaki güçlü yatay direnci kırdıktan sonra açı yukarı döner. Yani şöyle bir açı e, zamanla oluşur. Şu an bu negatif alt bölgedeki bu dip kanaldan kurtulması lazım ki daha büyük büyük mumlar yapsın ve daha dikine gitsin. O yüzden şu an buradaki açının biraz düşük olması çok normal. Hatta şunu şöyle de söyleyeyim. Bakın göreceli güç indi. de yeni üste atmış ve henüz ortalaması yani turuncu çizgi henüz 50'nin üstüne atmamış. Zaten bu kan yatay kanaldan yukarı çıkması eee Turuncu çizginin 50'in üstüne atmasıyla olacak. Burada sayıdan aldığı güçle daha güzel mumlar bırakabilecek. Bu normal bir durum arkadaşlar. Evet, şimdi toparlamaya devam edelim. Dolayısıyla buradaki kırmızı yükselen trendi şimdilik referans alacağız, destek seviyesi olarak. Evet. Daha sonra önümüzdeki Gün ve haftalarda güncel analiz yaparken yeni oluşacak trende göre bu kırmızı çizgi çizgideyle belki daha açılı bir trend çizgisiyle takip edeceğiz. Şu an için buradaki yükselen ikili dip bizim için bir düşük açılı da olsa çok da düşük değil ama bir bu açıyla bize bir trend gösteriyor. Biz bunu takip edeceğiz ta ki yeni trendler verene kadar eğer ki 34 lira 16 kuruşu yukarı kırarsa zaten yeni stop loss seviyemiz de bu üstteki mavi çizgi olacak. Yani bu direnç destek olacak. 34 lira 16 kuruş yatay direnci bizim için destek olacak. Şimdi toparlayalım arkadaşlar. Taten hissesinde dip desteğimiz 26 lira 36 kuruş. Dipten başlayan kırmızı yükselen trend desteğimiz 29 lira 94 kuruş. Bu 29 lira 94 kuruş güncel değerle bu zamansallıkla yukarı gider. Bu kırmızı çizgi üstünde olduğu sürece direncimiz 34 lira 16 kuruş yatay mavi çizgi. 34 lira 16 kuruşu da yukarı kırarsa bir sonraki hedefimiz 49 lira sonra 60 lira ve sonrasında da eski zirvesi 85 lira uzun vadeli hedef olur. Yani buradaki zirveden eski zirveye şöyle büyük bir çanak oluşumu görebiliriz. Orta uzun vadede görünen bu. Şu an alt kanalda ne yapıyor arkadaşlar? Uzun sürede zaten şu bölgede konsolide oluyor. Daha önce bir hamlesi olmuş yukarı yönlü ama düşen trend oluşturmuştu. Şimdi o düşen trendi de kırdı. Tekrar bu alttaki sarı dikdörtgen alanından yukarı çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet, Taten hissesinde durum bu. 34 lira 16 kuruş kritik seviye. Bunun üzerine atınca hızlıca 49 lira ilk hedef olur. Sonra da 60 ve 85 orta uzun vadeli hedefler olur arkadaşlar TATEN hissesinde. E, gerek TATEN'de gerekse diğer hisselerde daha sıkı güncel video analizlerin devamı için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. E, ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.